Acile bak demişsin. Ama bakamayacağım. Bakan var. Bu ne? Ne? Koku. Parfüm. Parfüm. Parfüm ama her zamanki parfümün değil. Her zamanki parfümün ateş. Hayır değil her zamanki parfümün. Başka bir parfüm. Dışarıda ayaz var. Sen bir bere bile almamışsın. Herkes soğuktan kaçmak için içerilere, sıcaklara sığınıyor. Sende bere mere yok. Ne o? Saçın bozulur diye mi korkuyorsun? Şapka izi mi çıkar saçında? Ateş testlerinizi yapın. Randevu. Ha? Randevu. Kim acaba? Ha. O senin suratını tanımıyor. Sen de onun suratını tanımıyorsun herhalde. Öyle bir şey. O yüzden de fular. İpek. İpek fular. Öyle mi? Fulardan mı tanıyacak? Zincirli fuların mı olacak boynunda? İpek. Spinal sinir biyopsisi. Dışındakilerin hepsini yapabilirsin. Sinir biyopsisine ihtiyacım var. Senin ihtiyacın var Ateş. Kızın ihtiyacı yok. Ayrıca bu biyopsi kızı felç edebilir. Nörolojik bir sorunu olabilir. Bunun için bir kanıtın yok. Düştü. Yani tamam 16 yaşındaki bir genç kız buza basıp düşmüş. Başka bir kanıtın var mı? EEG sonucuna göre konuşuruz. Bence ne yap biliyor musun? Hiç fular mular takma sen. Gerek yok fulara. Bu çaresizliğine bürün. Öyle git randevuya. Öyle dersin. Suratımdaki çaresiz ifadeden tanırsın zaten dersin. Ateşim devir değişti. Artık öyle yakana çiçek takıp ne bileyim fularla falan kalabalıkta birbirinizi bulmaya çalışmıyorsunuz. Daha önceden kimin neye benzediğini görebiliyorsun. Öyle mi? Neye benziyor? İyi birine benziyor. İyi birine. Bir tıp fakültesi dekanı ne yapar tam olarak? İşten konuşmasak olur mu? Yani olabildiğince işten uzaklaşmaya çalışıyorum çünkü. Herhangi bir şeyden konuşabiliriz ama. Yani sadece fikren uzaklaşmaya çalışıyorsun değil mi? Yani çünkü fiziken hastanenin hemen köşesindeki kafedeyiz ya. Yani olabilecek en uzak yer burası değil. Çok uzaklaşmayız bu havada diye düşündüm. Çünkü hani bir kar, yağmur, yağmur, kar oluyor birden. O yüzden. Evet. Genelde hayal kırıklığına mı dönüşür senin için randevuların? Öyle mi geçer? Ya da senin beklentin böyle midir? Hayat bana her zaman bir çıkış yolunun olması gerektiğini öğretti. Tabii beklentilerin düşük olması benim lehime bir durum. Hayatımda oluşabilecek bir takım sıkıntılardan dolayı şimdiden senden özür dilemek istiyorum. Oh, buz, 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 buz. Sinir biyopsisi yapmam lazım. Bir bak bakalım bir zahmet. Buraya kadar niye yoruldun Ateş yani? Telefon diye bir şey var öyle değil mi? Arayabilirdin. Ayrıca nereden bildin burada olduğumu? Dosyayı getirmem gerekiyordu. Birincisi o açıdan. Nereden biliyorum? O kadar olsun azıcık canım. Ha? Değil mi? O kadar da tanıyayım seni. Arabanın anahtarını masanın üzerinde bırakmışsın. Ayrıca burası hastaneye yürüme mesafesindeki en nezih kafe. Evet. Merhabalar. Ateş Hekimoğlu. Rüzgar Sevim. Memnun oldum. İnternet aracılığıyla tanıştınız diye düşünüyorum. Veyahut da arkadaş aracılığıyla tanıştıysanız dost bildiğiniz düşmanlarınız var. Size tuzak kuruyorlar söyleyeyim. Evet. Bir arkadaşlık uygulaması aracılığıyla tanıştık. tangosevenbekarlar.com. Tango.
Oh. Harika. Yani söylenecek şeymiş YouTube'u. Neden ki? Ben bir pot mu kırdım? Hayır. Yani bu utanılacak bir şey mi? Yok canım, estağfurullah, olur mu hocam? Ama azıcık değil mi? Dalga geçebilirim herhalde. Değil mi? O kadar hukukumuz var hocam da. Ha? İpek hocam. Azıcık dalga geçeceğim ya. Azıcık, çok değil. Ne işle iştigal ediyoruz Rüzgar Bey? Oto bakım ve onarım işindeyim. Aa, yine. Hocam, ne araba merakı var sende de ya? Oto bakım onarım ama güzel. Güzel bir alan. Çok güzel bir alan. Bu araba tamircileri yalnız canımıza okuyorlar, gözümüzün yaşına bakmıyorlar. Hocam, hoca diyebilir miyim size? Estağfurullah. Araba tamircilerinin hocası olabilir tabii canım. Doğru yerden hizmet almak önemli. Önemli. Ben de bundan sonra doğru servise gitmek istiyorum. Şöyle güvenebileceğim birini arıyorum. Çok iyi oldu, denk geldik. Nerede sizin dükkan, hangi sanayide? Yani aslında birçok yerde yerimiz var. 14 şehirde şubemiz var. Tam otomatik atölyeyi duymuşsunuzdur. Onun sahibiyim ben. DAS'ta en çok karşılaşılan komplikasyonlar enfeksiyondur. Ateş, hastanın da ateşi var. Lombar fonksiyon, idrar tahlili. Normal, normal. Hepsi normal. CRP normal. Lökosit düzeyi normal. Kanser? Taramalarda bir şey gözükmüyor. Sinirleri ısı kontrolü yapamıyor gibi sanki. Amiloid, sarkoid, bir sürü şey olabilir. Biyopsi yapmam lazım. Tamam, yani ihtiyacın olan buysa yapabilirsin. Eyvallah hocam. Eyvallah. Eksik olma, sağ ol. Halk oyunu seven bekarlar.com'daki arkadaştan daha sempatik. Allah için öyle. Oldu, oldu. Sonunda oldu hocam. Burada ne yapıyorsun? Konsültasyon. Konsültasyon mu? Hı hı. Sinir biyopsisi için zaten sana tamam dedim. Bir endokrinoloğa ihtiyacım var. Şirin Hoca ilgileniyor konsültasyonlarla bu hafta. Hı, aradım. Kapalı telefonu. Bozuk herhalde. Benimki çalışıyor ama. Dosyayı göstermem gerekiyordu sana. Al bak. Tiroid fırtınası olduğunu düşünüyor olmalısın. Hormon paneli yaptın mı? Yaptım. TSH alt sınıra yakın. Bu ne böyle içeriden çıtır 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 sesler geliyor? Hı? Şömine mi yaktın? Hayır. CK düzeyi nasıl? CK yükseliyor. 275. Neden inkar ediyorsun onu anlamadım. Hayır, yani bir insan şömine yaktığını neden inkar eder? Etmez normalde, tek başınaysa. Niye inkar etsin canım? Yaktım şöminemi der, değil mi? Ama tabii tek başına değilse belki inkar edebilir. Şey mi? Lodos. Neydi? Poyraz, karayel. Neydi? Dilimin ucunda. CK düzeyi yeterince yüksek değil. Bronkodilatör kullandığı için de potasyum yüksek değil. Parfümü tazelemişsin. Hı? Bir iki fıstığa yapmışsın. Tiroid fırtınası değil ateş. Al. Saçları niye topladın? Şey mi? Tango. Ha, tango mu çalışıyorsunuz? Önüne düşmesin diye. Evet, tango yapıyoruz. Ve çok iyi dans ediyor. Adamdan hoşlanıyorum ateş. Anlama yazmama gerek var mı? Sen benden hoşlanıyor musun? Ha? Yani çünkü Şirin Hoca ile 15 dakika önce konuştum. Telefonu açıktı. Ve senin hayattaki motivasyonun genelde benden kaçmak üzerinedir. Ya yani şimdi bakıyorum da her adımında benim fikrime ihtiyaç duyuyorsun. Ya bütün bunların bu akşamki randevumla bir ilgisi olabilir mi sence? Bu senin tangocuyla tanışınca
Tanıştık ya kahvede, şunu fark ettim. Neyi fark ettin Ateş? Yani neyi fark etmiş olabilirsin, söyler misin? Saçlarını tarama şeklinden ne kadar takıntılı biri olduğunu mu? Ya da sol gözünü kırpma hızından ana kuzusu biri olduğunu mu fark ettin? Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Etkilenmedim. Bu gece bir insanın beni rahatsız etmek için iki sebebi olabilir. Ya çok iyi niyetli, fedakar ve benim için endişelenen biridir. Ya da kesinlikle beni kıskanıyordur. Veya şu da olabilir. Başkalarının mutluluklarını yerle bir etmek isteyen pisliğin tekidir. O da olabilir. Çıtırtılar azaldı. Bence bir odun daha at sen. İstiyorsan ben atayım. İyi geceler Ateş. Saçımı tarama şeklimden takıntılı biri olduğum anlaşılıyor mu gerçekten? Konuştuklarımızı mı duydun? Affedersin. Yani biz, lütfen yanlış anlama. Ateş'le bizim aramızdaki iletişim şekli böyle. Sakın ondan hoşlandım falan gibi bir şey gelmesin aklına. Seni suçlamıyorum. Sadece yani gitmesi için öyle söyledim. Bak, işimin kulağa çok havalı duyulmadığını biliyorum. Yani ama ben yine de işimi seviyorum. Çünkü bir hizmet veriyoruz. Ve birilerinin bu hizmetleri vermesi gerekiyor. Hı-hı. Tamam, kabul. Yani hayatımın mesleği değil. Ama ben ömrümün geri kalanını dünyayı gezerek geçirmek istiyorum. Ve bunun için de birikim yapıyorum. Hepsi bu. Çok güzel. Ben de seyahat etmeyi severim. Onunla konuşurken kendini görmelisin. Sanki dünya durmuş da başka hiçbir şey olmuyormuş gibi. Yani sanki başka bir kadına dönüşüyorsun. Kendinden emin, kararlı. Bu söyleyeceğimi yanlış anlamanı istemiyorum. Ama işte ben öyle bir kadınla çıkmak istiyorum. Biz de zamanla aynı muhabbeti kurabiliriz. Belki. Ama bazı muhabbetleri kurmaya ömür yetmez.